Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu son infrastructure as code sunumunda Azure DevOps ve CI/CD pipeline pipeline yapısında işleyerek bu serinin de sonuna geleceğiz. Önder Mustafa ben her zamanki gibi yine sizle beraberiz arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba, merhaba Önder. Merhaba Mustafa. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Özür ee, yani şey, şey, dilerim şey, bak çok güzel oldu. Nasıl bitti anlamadık. Önder şey yaptı. Valla sizi yoracağım. Hani bir şeyi atlatalım tabii. Yani çok kısmından da bir Nisan'da inşallah hani şeyler de bitecek. iş yoğunluklarımız. Bir de virtual desktop yapalım. Çok güzel bir dörtlü evet, ayarlayacağım. Hocam. Onunla da Aynen. ilgili tabii, yapalım. Tabii. Çok güzel oldu yani. Bu VMware ile başladık işte. Infrastructure as a code ve şey, VDI tarafıyla da gidelim. Orada çok güzel değişiklikler gelmiş. Valla çok keyifli oluyor. Hepinizin emeğine sağlık. Evet. Yakında videoları paylaşıyorum. Zaten bir de tek bir şey yapıyoruz. O da çok ilgi gördü. Hani dört eğitim gibi tek bir yerde yapıyorum. Özleyeceğim sizleri yani. Onu söyleyebilirim. O kesinlikle. Herkesin emeğine sağlık. Emek <laughs> sahipti ya da bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Evet yani sekiz tane sunum. Ne çabuk geçti hakikaten. Herkesin emeğine sağlık. Katılanların da emeğine sağlık. Evet. Devam edeceğiz. Yani şeyimiz yok. Evet, böyle de, Son durmuyoruz. dakikaya bırakmayalım Aynen, yani durmuyoruz. yapalım evet. Yaza doğru yaza kadar yapalım. Tamam. Vallahi herhalde en popüler konulardan birisi bu değil mi? Şu anda da hani çok e, DevOps dünyasının böyle e, farklı farklı tool'ları var. Biz de burada Azure DevOps üzerinde e, işte, teknik te, webinarımız olacak. Ajandamız evet. da bu herhalde. Evet yani burada tabii daha öncekilerle benzer olsun diye aynı konsepti kullandım. Yani evet, evet. neye ihtiyacımız var? Yani klişe, basit ama burada tek diğerlerinden farklı olarak bir de Azure DevOps üyeliğimizde olması gerekiyor. Bu tabi basit bir hesap. Herkes dev.azure.com'dan kendine ait organizasyonunu açabilir. Organizasyonun altında da ilgili projelerini açarak artık Azure DevOps'u kullanmaya başlayabilir. Ücretsiz olarak başlayabilir. Belli bir seviyeye kadar ki bütün kaynakta ücretsiz. Yani ki ya hepimiz yıllardan beri zaten ücretsiz versiyonunu kullanıyoruz. Ee, bir şirket değilseniz e, çok rahatlıkla e, ücretsiz sürümle e, yolunuza devam edebilirsiniz. Ve elbette ki zaten diğer tool'larımız PowerShell olmazsa olmaz. Ee, biraz bunlar hani opsiyonel gibi kaldı ama hani test testlerimizi yapabiliyor olmamız için buraya ekledim. Ve tabii ki de VS Code önemli. Burada bizim için önemli. E, pipeline'larımızı yazabiliyor olmamız, scriptlerimizi yönetebiliyor olmamız, ARM template'lerimizin referanslarını inceleyebiliyor olmamız açısından e, son derece tabii önemli bir noktada VS Code'da olması gerekiyor. Şimdi bir kere her şey dönünce sadece en başa geri dönmek için söylüyorum. Şu tarafa da gelelim. Bu e, Azure DevOps nedir? Yani şimdi tabii DevOps nedirden başlamayacağız artık. O kadar geriye gitmiyoruz. E, ama Azure DevOps pipeline'lar ve CI/CD nedir? Çok kısa bir iki cümleyle ifade edelim. E, sizin de eklemek istedikleriniz olursa arkadaşlar lütfen söyleyin. Yani çok basit anlatımıyla tabii ki de biz Azure DevOps'u bir platform olarak görüyoruz. Ve bu platform içerisinde bir takım özellikler sunuyor bize. İşte repository gibi nasıl GitHub'da repository'leriniz var bunları kullanıyorsunuz. Azure DevOps'ta da Azure DevOps'un kendi repository'leri var. Böylece kendi pipeline'larının doğrudan referans gösterdiği repository'lerle birlikte çalışıp deployment'larını gerçekleştirebiliyor farklı ortamlara. İlla Azure deployment yapacaksınız diye bir kaydı yok. Farklı yerlerde yapabilirsiniz. Bu da mümkün. Elbette ki proje yönetiminizi Azure ile yapabilirsiniz. bunların hepsi yani bir farklı amaca hizmet eden özellikleri. Ama siz ben yani board kısmını Jira'da kullanıyorum. Dolayısıyla burada kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz. Hay hay. Eee pipeline'ı ben Gitlab'da kullanıyorum. O yüzden ya da repo repozitörleri GitLab'de kullanıyorum. Pipeline'larım Azure'da kalsın. Board da başka bir Jira'da olsun. Hay hay mümkün. Ama hepsi tek bir yerde olsun derseniz bu da mümkün. Yani ben tabii birçok müşterimde çok farklı senaryolar gördüm. Eminim sizler de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ve Bunların bir arada bulunduğu durumlarda çok büyük avantajlar olduğunu gördüm. Yani bir yeni bir boarddaki bir user story'de yani neyin üzerinde çalıştığınızı temsil eden ticket'larınızda o ana kadar yaptığınız o ticket'ın ilişkili olduğu işte pipeline'lar, o pipeline'lardaki sizin branch'leriniz, oluşturduğunuz pull request'ler, o pull request'lerin bağlı olduğu işte repo'daki commit'lerin hepsini ilişkili şekilde görebiliyor olmak tadından yenmez bir özellik. O yüzden de ben yani tabii ki de tavsiye ederim bu üçünün birlikte kullanıldığı organizasyonlardan da edindiğim bilgiye göre bunların üçünün yan yana olmasının bir avantaj olduğunu düşünüyorum. ve bence ancak bu şekilde CICD en kaliteli kısmıyla kullanılabiliyor. Çünkü DevOps dediğiniz şey bir bütünleşik kavramdır. Sadece bir şeyi otomatik olarak bir yere yüklemek anlamını taşımaz. Bir kültürdür. O kültürü ortaya koymak için de bütün ekipmanların, işte Agile, Scrum ne kullan, yapısı kullanılıyorsa bunların çok iyi bir şekilde entegre olduğu, herkesin oyunun içinde yer aldığı ve herkesin birbirinin nerede, ne şekilde, nasıl davrandığını transparan bir şekilde görebildiği ortamlarda DevOps mümkündür. Bu yüzden de ben bu üçlemenin DevOps'u, DevOps yapısını e, kuvvetlendirdiğini ve o şirketi, o kültürü katmaya fayda sağladığını düşünüyorum. CIC de bunlardan bir tanesi. Sizler e, ne düşünüyorsunuz bu konuda arkadaşlar? Ben şeyi söyleyebilirim hocam. Ben de çok fazla hani projelerde kullanıyoruz tabii ki Azure DevOps'u. Bir de entegrasyon yönünden bahsedebilirim. Çünkü biliyorsunuz hani çok fazla, çok çeşitli müşteri var ve senin de bahsettiğin gibi bu müşteriler işte GitLab'ı kullanabilir, işte Jira'yı kullanabilir ya da işte başka tool'ları kullanabilir. Burada Azure DevOps çok güzel ve entegrasyon sağlıyor. İçerisinde kendi marketplace'in içerisinde de konektörler bulunuyor. Örneğin biz şeyi çok fazla kullanıyoruz çünkü hemen hemen her müşteri servis navı kullanıyor. E, bu işte e, ne derler servis taleplerini case'leri falan yönettikleri yeri e, pipeline ile entegre ederek e, Azure pipelinelarla entegre ederek işte pipeline triggere edildiği zaman e, onun işte gatelerin öncesine approvallar yerleştiriyoruz yani onay mekanizmaları yerleştiriyoruz buradaki e, bu onay mekanizmaları öncesi ve sonrası için talepler servis nava düşüyor servis nava üzerinde ilgili kişiler re atanıyor. Tabii ki bu otomatik olarak hepsi otomasyonlu. İlgili kişiler buradan onayladıktan sonra işte pipeline çalışıyor veya işte pipeline'ı çalışmasını engelliyor gibi senaryolarda yapabiliyoruz. O yüzden bu entegrasyon kısmı da benim için çok önemli. Ee, Azure DevOps'u bu yönden çok fazla açık ve diğer e, araçlarla e, çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. Aynı şekilde işte boardları da e, işte Jira ile entegre edebiliyoruz. Mesela müşterinin enterprise ölçekteki ee, işte o Kanban boardlarının yönettiği yer Jira olabiliyor ama proje bazlı Azure DevOps'u kullanmak istiyor olabilir. Böyle bir durumda da işte e, boardların entegrasyonu için e, Jira ile Azure DevOps'u da entegre edebiliyoruz. Evet, teşekkürler. Da. kesinlikle önemli bir ayrıntı. Tabii bir, bir artı kısmı da REST API bölümü. Dolayısıyla um, Azure DevOps REST API kütüphanesi oldukça geniş. Yani burada yaptığımız her şeyi ee, aslında sunumda söylesek daha da sunumun sonunda ifade etmek daha doğru doğru olurdu. Neleri yapabildiğimizi gördükten sonra ama başta da söyleyebiliriz. Yani burada atıyorum bir repo, repo içerisinde içerisinde bir aksiyon alabilmek. Yeni bir pipeline oluşturmak. O pipeline içindeki bir, bir, bir veriyi değiştirebiliyor olmak. Bir pipeline trigger edebiliyor olmak. Bu aklınız ya da bir board içinde yeni bir e, ticket oluşturup onu birine assign etmek falan gibi işlemlerin hepsi REST API tarafından yapılandırılır. Biliyor. Bu tabi senin söylediğin şeyi de destekliyor. Üçüncü parti uygulamalar birbirleri arasında restle de konuşup ilgili e, tetiklemeleri buradan gerçekleştirebiliyorlar. E, bunun da ciddi bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz bu noktada e, Azure DevOps üzerinde. Şimdi Mustafa senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Mikrofon kapalı biliyor musunuz? Sonra telefon kalmış. Yok abi ben de şey kısmı ile ilgili söyleyecektim. Aslında biraz daha hani bu tümüyle ilgili bir şey içerisinde olması çok başarılı. Ben onu çalışmalarda da gördüm. Yani burada şu kanvanı kullanmanız, herhangi bir board kullanacaksınız da artifeklerle ilgili kısımlar tek bir yerde olması. Ben biraz daha hani kızıyor bir ee, DevOps'u arkadaşlar. Çünkü çok sohbet ettiğimizde projelerde şunu görüyorum. Çok farklı tool'lar kullanıyorlar. Ben biraz daha şeyi seviyorum herhalde yani şu soldaki görüntü benim hoşuma gidiyor. Yani e, hani all-in-one mı diyeyim artık yanlış bir terimde kullanmak istemiyorum ama böyle Kesinlikle. hepsinin bir arada olması bir de hani son dönemde biliyorsun şey, kitabı satın almasıyla zaten buranın entegrasyonunun da gelmesi çünkü farklı tool'larla benim bu sefer onlara uzmanlaşamadığım yerde şey hissediyorum kendimi eksik hissediyorum de onlarla geliştirmek istiyorum. Tabii ki farklı bakış açıları da var. Ee, bazı devops tarafında çok iyi olan arkadaşlarımla konuştum. Yani sen de bunu daha önceki webinarlarda da anlattın işte. Terraform kullanmanın bazen şu avantajları alıyor gibi ya da şu e, bicepte bakın hiç bir şey yapıyordum gibi. ve Farklı tool'lar farklı yetenekler kazandırıyor ama en azından e, hani değerli toplu bir şey görmek adına ve belki tek bir tool'la belki tek bir maliyetle e, çünkü büyük ekiplerde kullanılmasını isterdi. işte burada e, bordlardan olması, işte pipeline'ların olması, e, ücretli sürümde biliyorsun çok iyi bir test ortamının sağlanması, işte özellikle benchmark testleri gibi kullanım testlerinin yapılması ve sonrasında da buradan hani Azure'un diğer servisleri de entegre ettiğimizde, işte Log Analytics gibi o Application Insight gibi o yazılım dünyasında ilgilendiren servisleri de entegre ettiğimizde bence daha kullanışlı geliyor. Tabii e, farklı tool'lara dediğim gibi çok bir ön yargım yok ama bu görüntüyü seviyorum. Benim yorumum böyle olsun. Yani sen bu arada YOLO pipeline anlatıyordun ama en Yok aslında bunları, yaşam bunları yaşam bütünleşik ha. olarak aynı yerde göstermek için herşey evet. çok da doğru zaman denk geldi katıl katılıyorum kesinlikle söylediğine yani bütünleşik olması ciddi avantajlar sağlıyor tabi burada görülmeyen bunun arkasında tabi çok farklı özellikler de var <laughs> iyi anlamda mesela Azure AD entegrasyonu gibi evet. dolayısıyla yani tabi ki de e, burası e, ortamda yani Azure ortamıyla e, çalışıyor ve oradaki kullanıcılar buraya gelip burada da e, single sign onla hayatlarına devam edebiliyorlar haliyle gibi. E, yani evet tek bir yerden hizmetleri alabiliyoruz. Şimdi burada bugün konumuz tabii yani Infrastructure as Code olduğu için burada e, pipeline üzerine tabii eğilmek önemliydi bizim için. Dolayısıyla pipeline yapısı bizim pipeline nedir? Yani Devops'tan bahsettik, hazır Devops'tan. Ama pipeline ve CI/CD, CI/CD adı üzerinde işte continuous integration, continuous e, deployment ya da delivery gibi çevrilebilir. Şimdi burada yani devamlı entegrasyon ve devamlı e, sürekli diyelim daha doğrusu deployment. Ya, çok şey üzerine söylendi yıllardır ortam içerisinde bizim sektör içerisinde kullanılan bir tabir ama e, özetlemek gerekirse bütün application ve ortamların infrastructure olabilir ya da application olabilir fark etmez. Kesinlikle bunun hepsinin e, otomatik vaziyette yürütülebiliyor olması orkestrat edilebiliyor olmasıdır. Bugüne kadar ki sunumlarımızda işte bicep'den bahsettik arm template'ten bahsettik. PowerShell'den bahsettik, işte Terraform kullandık vesaire. Evet, hepsi bunların başlı başına, kendi başına bir araçtır. Ama bunların bir platform üzerinde çalışabiliyor olması bizim için önemlidir. Yani lokal bilgisayarınızda bir şey yönetmek değil, bunu bir sizin dışınızda yine cloud'da bulunan bir platformdan orchestrate edebiliyor olmak, zamanlayabiliyor olmak, tetikleyebiliyor olmak gibi özellikleri kullanarak bir ortama sürekli deployment yapabilirsiniz. Yani siz kendi ortamınızda sadece en ufak bir değişiklik yaptığınızda, bir kodun bir harfini değiştirdiğinizde Azure DevOps'a e, bu sinyalin gönderilmesi, bu bilginin, bu verinin gönderilmesi ve onun da o e, onun akabinde ilgili deployment'ı Azure'daki ilgili resource gruba, ilgili kaynağa, ilgili application'a, işte sanal makineye her neyse yapabiliyor olması e, ne sağlamak. Bu da işte adı üzerinde devamlı, sürekli bir deployment yönetimi anlamına Gelebiliyor. Bu tabi basit bir e, açıklaması, bunun çok detayı da var. Şimdi pipeline ise işte bu ci dediğimiz kavramı bizim için bir reçeteye döküyor. Yani burada gördüğümüz şey ya arkadaşlar şurada git şunu şuraya 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 yükle. Yüklerken de şu kuralları kullan. Git bu repository'deki bu kodu al. İşte efendime söyleyeyim bunu şu zaman yap. Çarşamba akşamları saat 21'de yap. Ya da benim API'im bir yerden REST tarafından tetiklendiğinde yap. Ya da ancak elle birisi çalıştırdığında yap farklı farklı zamanlarda arm konusundan bahsetmiştik. İşte conditionlar, şartlar oluşturmaktan bahsettik. Hepsi yine burada da destekleniyor. Dediğim gibi çok daha geniş bir platform ve yani çok fazla unsur var bize yardımcı olabilecek. Böylece Azure üzerine bizim de o konu şu an burada hazır. Azure, Azure üzerine burada e, deployment'ı gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir konuyla ilgili olarak. Benim buradaki örneğim yine e, ARM template deployment'ı olacak ama YAML pipeline'lar kullanılarak olacak. Tabii YAML da yine Ansible kullanan arkadaşlar bileceklerdir. Zaten YAML'ı birçok yerde kullanıyor. Yani Kubernetes kullananlar da bilecektir YAML'ı. birçok ortamda da bu kullanılıyor. YAML artık hani çok kabul görmüş bir config as a service tarafında bir dil diyelim artık. Hadi yine bu da, bu da yine bir deklaratif bir e, yapı. E, şu ise bunu yap, bu ise bunu yap diye böyle bir yerlere referans gösterilen bir yani dil diyelim. işte dile benzeyen bir şey diyebiliriz ama e, genelde bunu dil olarak kabul ediyorlar. Peki YAML pipeline birazdan v v VS Code içinde göstereceğim. Yani pipeline'lar tabii de çok çeşitli. E, farklı task'lerden, farklı stage'lerden e, oluşuyor. Şimdi unutulmaması gereken kavramların bir tanesi Azure DevOps ortamının bir platform olduğu ve o platformun sizin Azure ortamınıza deployment yapabileceği gerçeği. Peki bunu yaparken neler kullanılıyor? Evet bir dediğim gibi YAML file var ama bu YAML file içerisinde de bir takım unsurlar var. Mesela pool gibi. Bu pool dediğimiz kısım agent pool. Yani ister Microsoft'un yönettiği isterse sizin sanal makine olarak yönettiğiniz bir takım e, worker e, araçları. Yani ne demek bu? Yani ben bir diplomat yap dediğimde o işte bütün kodun derlendiği, o bütün her şeyin, application'ların paketlendiği, bir takım farklı aksiyonların alındığı böyle bir nevi çalışma alanı, mutfak. O mutfak tabii ki de yani bu web üzerinde olmadığı için arka taraftaki bir bilgisayar kullanılıyor hali, bir server kullanılıyor. İşte bu serverların içinde bulunduğu havuza da pool diyoruz. Yani ben bu pipeline oluştururken... Git şu pool içindeki bilgisayarları kullanarak git Azure'daki şuraya deployment yap demiş oluyorum. Çünkü deployment'ın niteliğine göre o, o aradaki tabirinde yerindeyse mutfak o, gibi davranan bilgisayarlarda bir takım aksiyonların alınması gerekebiliyor. Bu yüzden de pool içindeki VM'lerin kullanılması gerekiyor. Bunun belirtilmesi gerekiyor. Bir diğer kısım stage'ler. Yani ben bu deployment'ı işte production'a mı yapacağım? dev ortamına mı yapacağım, test ortamına mı, UAT'ye mi vesaire mi? Bunların hepsini belirlediğiniz kısımlardır. Yani şu YAML dosyasının içerisinde farklı farklı zamanlarda farklı farklı işlemlerin yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. buna multi stage pipeline deniyor. böylece tek bir YAML dosyası ile tek bir YAML dosyası içerisinde belirlediğiniz stage'lere göre kardeşim git önce dev ortamına deployment yap. Eğer orada başarılı olursan git test ortamına yap ve eğer teste de başarılı olursan pre proda git ama pre proda başarılı olsan bile birilerinin onay vermesini bekle ancak o onay geldikten sonra git production'a deployment yap gibi farklı kurallar farklı emirler verebiliyorsunuz tabiri yerindeyse bunlar da işte stage'ler testler step'ler gibi alt kavramlarla sağlanmış oluyor bir yaml pipeline içerisinde ama bir bütün olarak bakıldığında işte bunun hepsine bir biz biz CI/CD pipeline demiş oluyoruz. Eski yapıda bu YAML pipeline çok böyle kullanımda değilken klasik e, versiyonlu pipelinelar kullanılıyordu böyle şey e, arayüzü olan e, her task'in işte pipeline ne demek işte birbiri bir, 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 bir arkasında dizilmiş görevler bütünü demek. Sequence gibi, sekans gibi de düşünebilirsin. Evet yani bir, bir borunun içerisine bir şeyleri tık 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 attığınız düşünün. Elbette ki bunlar sırayla işleneceklerdir. E, oraya atıp da bundan bir benzetme. O yüzden pipeline deniyor burada. E, boru hattı yani günün sonunda. Dolayısıyla da e, eskiden evet görsel olarak kullanabilir yapılandırdığımız pipeline'ler vardı ama yamıllar çok daha hızlı oluşturulup çok daha e, esnek olarak başka yerlerde de kullanılabildiği için yerini koda bıraktı. Aslında biraz daha mantıklı oldu. Çünkü hep infrastructure as code deyip duruyoruz. İşte o infrastructure as code'u ortaya koymak için sizin aslında YAML kullanmanız çok daha faydalı. Çünkü görsel olduğu zaman onu koda dökmek zordur. Onu kopyalamak zordur. Onu kopyalayıp üzerine değişiklik yapıp yepyeni bir pipeline ortaya çıkartmak imkansıza yakındır gibi sıkıntılar vardı eskiden. Bu yüzden de daha ortak bir dil olması için YAML kullanıldı. Tabii ki tek dezavantajı YAML diline de e, Açıkçası hakim olmanız gerekiyor ki bunları editleyip ya da sıfırdan oturup yazabilirsiniz. Ee, hemen demo'ya geçeceğim, müsaade ederseniz. Şimdi buradaki kavramımız da şu olsun. Hemen yine VS kodumu açtım. Şimdi arkadaşlar daha önceki demolardan da hatırlayacağınız gibi burası benim demo platformum. Şimdi ARM templatelerim daha önce hatırlayacaksınızdır. ARM demosunu yaparken kullanmıştık. Burada işte Farklı mesela şöyle bir arm template'im vardı. Ee, gidip işte belli, belirlemiş olduğum belli sayıda storage account oluşturuyordu. Bunu, bunu zaten üzerinden bir daha geçmeye gerek yok. Bildiğimiz bir şeydi. Üzerinden de geçtik demoda. Şimdi pipeline'a geldiğimde. Şimdi pipeline'lar dediğim gibi bir koddur. Öncelikle bir kodu oluşturun. YAML dosyasını oluşturmanız gerekir. Sonra YAML dosyasını oluşturduktan sonra Azure DevOps'a gideceğiz. Ve diyeceğiz kardeşim burası benim ee, pipeline'ımdır bu dosyayı kullanarak git bir bu pipeline'ı Azure DevOps üzerinde oluştur diyeceğiz. Oluşturduktan sonra da tamam hazır mı? Hazır. Artık git bunu deploy et diyeceğiz. Ee, bu YAML dosyasının Azure DevOps'a tanıtılması işlemi one off dediğimiz bir kereye mahsus olan işlemlerden biridir. Her seferinde yapılmaz. Artık bunu yüklediğiniz zaman Azure DevOps'ta bir pipeline'ınız olmuş olur. Bu YAML'dan hareketle otomatik olarak oluşturulacak olan o pipeline oluşturulduktan sonra da artık e, o pipeline'ı işte belli zamanlarda trigger ettirip bu bir schedule olabilir, belli bir zaman dilimi olabilir. Eee yüklemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki ne yapıyor bu? Hızlıca bakalım. İşte diyor ki kardeşim ben bu repository'yi kullanacağım kod olarak. Niye bunu belirtiyorum? Çünkü aşağılarda bir yerler diyorum ki benim bazı dosyalarım var. Bu dosyaları kullanarak git deployment yap diyeceğim mesela. Bakın tıpkı yukarıda gösterdiğim e, işte mesela conditional json. Nerede bu conditional json? İşte şurada. Yani git bunun yüklemesini yap diyeceğim. Daha önce ne yapmıştık bunu biz? Elimizle lokal makinede yüklemiştik. Şimdi ise bunu kim yükleyecek? Azure DevOps yükleyecek. Nasıl yükleyecek? Bu YAML'da gördüğü detaylar vasıtasıyla. İşte o yüzden de bu dosyaların, bu repo, repo içerisinde bulunan bu dosyaların da hangi repodan çekileceğinin bilgisi yine burada yer alıyor. O yüzden de bu her bir section'ın, her bir bölümün aslında amacı var. Bakın pool dediğim kısım. Windows Ladies adlı e, sanal makine e, grubu sorumlu olacak bu deployment'tan. Bu da belirlendi. E, ve işte bir takım scriptler oluşturabilirsiniz. Onları çalıştırabilirsiniz. Benim durumumda şu kısım önemli. Kardeşim git bir deployment yap. Nasıl bir deployment olacak bu? ARM tipinde bir deployment olacak. İsmi bu. Ve e, buradaki JSON dosyasını e, git az Azure'daki işte belirlemiş olduğum resource group ismi bu. Location'ı bu. Buraya git deployment'ını gerçekleştir demiş oluyorum. Unutmayalım burada bakın parametre bölümleri var. Çünkü bu parametre hangi parametreler? Bu parametreler burada conditional.json içerisinde olması gereken parametreler. Değil mi? Ve tabii bu, bu buradaki örnekle ilgili. Burada hangi parametre ihtiyacım varsa Aynı parametreleri de işte location gibi, skew gibi vesaire gibi bunların hepsini benim burada belirlemem gerekiyor. Peki belirlemiş miyim? Evet belirlemiş. Bakın storage account, storage account skew ve storage account name. Bunların hepsini burada belirlemiş oluyor. Yani aslında ARM template, template ile yaptığım her şeyi burada daha farklı bir formda bir tık daha ileri götürüp otomatikleştirmiş oluyorum ki ben bu template'i elimle sürekli yüklemek zorunda kalmayayım PowerShell üzerinden diye. Bunu kim yapacak benim için? Aslında arka taraftaki başka bir sanal makinedeki PowerShell yapacak tabii ki de benim için. Ama ben uyurken de bunu yapabilecek. Ya da zamanladığım, belirlediğim zamanda da yapabilecek işte. Pipeline'ların amacı budur. Yani siz uyurken bile gidip arkada başka bilgisayarları kullanarak e, ilgili deployment'ları, ilgili yerleri yapabiliyor olmalarıdır bunun avantajı. Peki. E, bu da başka bir ARM template. Bu da onun ilgili yaml pipeline'ı. Yani bu pipeline'da bu sefer gidiyor, başka bir e, arm template çağırıyor. O da bu. Bunu gidip yüklüyor. Nereye? İşte belirlediğim sanal makine. E, belirlediğim resource gruba. Elbette ki belirlemiş olduğu lokasyonda. Peki şimdi gelelim işin önemli kısmına. Yani şöyle, şöyle çekeyim. DevOps'u açacağım. Kendi organizasyonumu açacağım. Evet, şöyle getireyim. Pipeline'larıma öncelikle repo'ya da hızlıca bakalım. Bakın repo değil mi? Aslında benim şurada gördüğünüz aynısı. Değil mi? Benziyor. Evet. Benziyor, aynısı zaten. Çünkü niye? Burada repo'yu kullanıyorum ben de. Dolayısıyla bakın, aynı şey burada da var. Çok basit. A aynı platformda hem repo'yu kullanmak, hem de pipeline'ları kullanmanın burada e avantajını e yaşıyor. Gayet de güzel bir olay. Pipeline'a geldim. Pipeline'larımda bakın benim burada oluşturduğum bir takım pipeline'lar var. İsimler bunlar işte arm test, arm test, iteration, linked, nested falan gibi. Bunları da hatırlayalım yine. Bakın pipeline'larım var. Her biri bir yaml dosyası. Peki bunlar nasıl geldi buraya? Otomatik mi geldi? Buraya bir yaml dosyası oluşturunca otomatik olarak buraya mı geliyor? Hayır gelmiyor. Şurada new pipeline'a tıklıyorum. Ve diyor ki senin kodun nerede kardeşim? Bir pipeline oluşturacaksın ama senin bir koda ihtiyacın var ki deployment yapabilirsin. Oradaki kodu işte JSON mı, PowerShell mi, başka bir şey mi, neyse Terraform mu, Bicep mi? Bunların Azure'a yüklenmesi için bir yerde durması lazım. Senin kodun nerede? Tabii ki de diyeceğim ki benim kendi repo'm içerisinde. Hangi repo? Demo. Projenin içerisinde bu. Bakın existing Azure pipelines YAML file. Diyor ki halasında bir YAML dosyan varsa onu bana göster. Ben senden başka bir şey istemiyorum diyor. Ben zaten onun içinden bütün ihtiyacım olan bilgileri alırım tabii doğru yapılandırılmışsa. Ya da dersin ki boş olsun otur sen o YAML pipeline'ı burada kendi elinle yaz diyor. Ben diyorum ki benim var zaten kardeşim. Nerede peki diyor. Hop bakın kendi buluyor bunları. Nerede? Pipelines klasörünün içerisinde. Benziyor değil mi biraz şuraya? Benzemiyor evet. çünkü aynısı. <laughs> Conditional iteration Yo, link. Bir şey olarak demiştim. Aynı. Peki bak şey kullanıyorsunuz değil mi? Lokal bir git, GitHub yani lokal bir Git kullanmıyorsun. Kitabın içerisindekini mi entegre ettiniz? Şu Hayır, anda? Azure hazır DevOps'un kendi, e, ha, kendi Git'ini kullanıyorum diye. Kendi Git'in. Evet. Tamam. Yani burada Azure DevOps'un kendi reposu var daha doğrusu. Evet. Bunu kullanmış Aha. oluyoruz. Tabii yine bir Git günü sonunda. Git bir evet. e, değil mi açık e, kaynak, kodlu bir, kaynak bir, kodlu bir 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 e, şey. E, e, Platform da denmez artık onu ama e, bir yapı. O yapıyı siz farklı application'lara giydirerek yani arayüz vererek başka uygulamalar gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında o bir teknoloji. Bir terminoloji gibi de düşünülebilir. E, burası bu. E, dediğim gibi pipeline'lar ve seçtiğim zaman oradan yeni bir pipeline oluşturabiliyorum. Okey dediğimde o pipeline oluşuyor. Ben tabii daha önce bunu oluşturduğum için benim pipeline'larımda gördüğünüz gibi o mesela bu var. Oluşturulmuş hali. Edit dediğim zaman Arm test the, çizgi iteration edit Arm test iteration Bakın bu. Aynısı. Evet. Tamamen aynısı. Çünkü niye buradakini aldı kullan. istersen buradan da değişiklik yapabilirim. işin güzelliği de o. Buraya bir şey ekleyip çıkartabilirim yani. Ve arkasından da kaydederim, geçer giderim. Buradaki ayarlara tıklayıp Arayüzden de bir takım değişiklikler yapabilirim istersen. Oturup 50 yazmak zorunda değilim. Şurada e, ilgili referans linklerine tıklayarak mesela settings'e bastığımda. Bakın burada değil mi? Yani gösterdiğim her şeyi bulabilirim. Ekstra bir parametre girmem gerekirse bunu ortaya koyabilirim. Bakın buradaki dosya. Şuradaki dosya aslında. Buna ben yanına başka bir şey eklersem. E, ok, dediğim anda. Burası aslında yani update olmuş olur günün sonunda. Aslında basittir. Yani yeter ki biraz kurcalamak. E, gereksin. Kurcalıktan sonra herkes mutlaka bir fikir sahibi olacaktır bununla ilgili. Peki tamam bu da benim e, pipeline'ım. Tabii çok fazla özellik var. Bunları daha sonra belki özel bir noktada daha derinlemesine çok advanced pipeline e, e, sunumunda belki değiniriz öyle bir şey yaparsak ileride. Yani burada variable'ları Azure DevOps üzerinde de tanımlayabilirsiniz. Buradan da çağırabilirsiniz. Belli Key Vault entegrasyonları e, ortaya koyup böyle Secure String gibi buraya doğrudan kabak gibi yazmak istemediğiniz şeyleri doğrudan Key Vault referanslarını verip Key vault'tan da çekebilirsiniz Azure tarafından. Öyle ya mesela Story Checkout'tan bir şey yapacaksınız ama evet. Story Checkout Key gerekiyor. Onu buraya böyle yazamayacağınıza göre gidip onu diyeceksiniz ki benim Key Vault entegrasyonum olsun. Ya da SQL'de değil mi bir Connection String'i yazarken bunları kullanabiliriz o taraflarda. Tabi mesela bakın download evet. erkek, hal, halihazırda duruyor bile yani bunu ben alıp e, kullanabilirim çok fazla entegrasyon var yani mesela burada terraform diyeyim bakın terraform gelecek karşıma e, hatta plumi bile var ama o üçüncü parti olduğu için ekstra açmam gerekiyor başka ne olabilir mesela e, arm zaten var değil mi mesela arm template deployment var. Ee, bunların bazıları extension olduğu için burada gözükmüyor. Bazıları ise gözüküyor. Hani e, herkese de aynı şey gözükmeyebilir. Normaldir. Ama yani özellikle bu marketplace gibi düşünelim. Tonlarca şey var burada olan. E, kullanabilirsiniz. Ama öncesinde Öz, bu extensionların şey, yüklenmiş olması. Baksanıza ne kadar çok şey var. Evet. Bölmek istemedim orada ama özlemişsinizdir baki. Kulumbur Plümür'ü hatırlıyor musunuz? Plümür, Tunceli'nin ilçesi. Plümür, Plümür depremi vardı. Allah korusun aklıma geldi. Çok eskiden Allah korusun. Plümür depremi. Çok... O bayağı bir meşhurdu Türkiye'de. Evet. yapmıştı. Önderin Eskiler. memleketine yakın zaten Kars'a falan. O, o, tarafları sever. Önder. Evet, evet. Önder. Plümür Önder, Tunceli'di. Duymuş muydun Önder? Önder. duydum da biz Kars'lıyız sonuçta yani. <laughs> Karsın ne, ta tarihi bir abu. Nesi meşhur? Bunu kaydedip tarihi bir abu. Karsın, Kaşarı evet. meşhur, Kaşka? benim gibi. Başka? <gülüyor> Başka? <gülüyor> <Sağ olacağım. gülüyor> balı meşhur, balı. Evet, bir de kazı. Yiyemediğimiz, senin bize evet. getiremediğimiz. Evet. evet, kazı meşhur. Allah bir gün yedireceğim kazı. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Özür dilerim hocam. Göstar, yazınca, yok, hani, çok önemli edirken... bir konuydu. Yani özellikle <laughs> bal kısmı ağzınızdan bal damlıyor. <laughs> yani <ben> öyle demek <laughs> istiyorum. <gülüyor> evet, yani bu, bu özellikle bir yamal pipeline'ın görünümü bu şekilde. Peki tamam. YAML pipeline'ımızı da oluşturduk. E, oluşturduk. Halihazırdaki daha önce oluşturduğumuz YAML dosyasını buraya import ederek bir pipeline sahibi olduk. Peki sonra ne olacak? Sonrası şu. İsterseniz bunu dediğim gibi e, hani hadi şuradan da onu göstereyim. Trigger bölümünden e, isterseniz belli schedule'larda şu zaman çalışsın, bu zaman çalışsın falan da diyebilirsiniz. Ya da bu bilgiyi doğrudan YAML kodunun içine göme Ona da müsaade ediyor. E, bu yani visual yani Visualize görünüm e, GUI olsun derseniz burada da var. Dolayısıyla bunları istediğiniz zaman otomatik çalıştırabilirsiniz ya da e, doğrudan pipeline içine gelip Run Pipeline deyip doğrudan çalıştırabilirsiniz. Çalıştırmış olayım. Şimdi burada bakın bir job var bekliyor. Bu nerede bekliyor? Bu bir kuyrukta bekliyor. İşte o bahsettiğimiz pool vardı ya hani bir bilgisayarlar topluluğu demiştik. İşte o bilgisayar topluluğunda ki uygun bir bilgisayar bunu alana kadar burada bekliyor. Tabii sizin paralı versiyonunuz olduğunu düşünelim. O zaman zaten kendinize ait bir takım bilgisayarlarınız olacak. Şu anda ben Microsoft'un sahip olduğu bilgisayar havuzunu kullanıyorum. O yüzden de tabiriyle onların ne zaman gönlü olursa, ne zaman boş yer olursa, bana sıra gelirse o zaman benim görevimi, benim işimi Yapmaya başlıyorlar. Ama sizin kendi bilgisayar topluluğunuz olursa bunları tabii sizin yönetmeniz gerekiyor. Her şeyle beraber. Güvenliğiyle vesaire bildiğiniz VM gibi düşünün yani. O zaman ise tabi bu çok daha hızlı. O zaman arka arkaya değil mi? Sonuçta burada bir tek ben çalışmıyorum. 450 tane developer da aynı anda job gönderdiğinde bunları handle edebilecek. Bunları e, işleyebilecek sayıda bir e, VM olduğunu da e, olması gerektiğini unutmamamız gerekir. Tıklayalım başladı şu anda çok bekletmedim Microsoft bizi ücretsiz olmuş olmasına rağmen e, şu anda bir bilgisayar bunu aldı ve aslında hangi bilgisayar olduğu falan bakın değil mi bakın agent machine name bakın bir pool var biz buna hosted agent diyoruz bu da bir bilgisayar bunu ben yönetmiyorum bunu bu şu anda random bir daha aynı işlemi yapsam tekrar bu bittikten sonra tekrar çalıştırsam bu pipeline'ı kim bilir beni hangi bilgisayar karşılıyor yani bu bilgisayar kim kim yönetiyor nerede hiçbir fikrimiz yok. Bunlar Microsoft'un yönetmiş şey olduğu bilgisayarlar bu anlamda. Ama tabii hani ne olduğunu, hangi Windows mu olduğunu, işte Mac bile kullanabiliyorsunuz, Linux hepsinin desteği var. Yeter ki siz hangi havuzu seçeceğinize karar verin. Microsoft gerisini siz için hallediyor. Yani harika bir özellik tabii ki de. Çok hızlı oldu, bitti. Bakın burada aslında görevler vardı. Yani pipeline hatırlayacak olursak, e, benim mesela burada nelerim vardı. Dedim ki kardeşim git, e, display name'i neydi bunun? Azure Resource Manager'den şu değil mi? Şu. Mesela bakın buradaki bütün de, tıkladığımda burada orada belirlemiş olduğum her şeyi burada adım adım tabi çok fazla data var. Görmüş oluyorum. Dedi ki bakın Resource Group hala da var mı? Hangi Resource Group? İşte burada belirlediğim Resource Group yok. Gidecek öncelikle Arm Test Iteration diye bir Resource Group oluşturacak. İçine de işte şurada nokta e, storycheckout.json'da gördüğü ne varsa yapacak yani belli bir adette story account oluşturacak. Görevi buydu. Baktı. işte oluşturdu önce gitti resource grubu. Arkasından gitti o JSON'ı buldu. Bakın storage ctr ac. Nereden buldu bunu? Repo'dan çekti. Repo'yu nereden biliyor? E zaten repo'yu da belirlemiştik. Bakın en tepede. Nerede o? Şurada. Git kardeşim repo bu buydu. Demo repo'sunu bul. Oradan alacaksın demiştik. Her şey belirli vaziyette olduğu için gitti. Arkasından da ilgili deployment'ı eee bu isimli oluşturarak başarıyla sonuçlandırdı ve en sonunda da burada durdu. Güzelliği ne? İstediğim zaman gelip bakabilirim. Kim ne zaman hangi deployment'ı yapmış, hangi saniyede yapmış, ne kadar sürmüş, fail var mı, yok mu, güvenlik sorunu var mı, test yapıldı mı, yapıldı. aklınıza ne geliyorsa bütün detayları burada işleyebilirsiniz. Ve bu iş bittikten sonra otomatik olarak gidip belki board'daki siz üstünüze atanmış olan ticket'ınızı otomatik olarak tamamlayabilirsiniz. Ve bunun gibi tabii tamamen hayal gücünüzle sınırlı birçok şeyi de yapabilirsiniz. Ee, arm Test Iteration, Refresh diyorum, gördüğünüz gibi random olarak iki tane storage account'ım bunun içerisine gelmiş oldu. İşte Bu da e, bizim için CI CD pipeline'ı böyle çok hızlı bir şekilde anlatmak isteyen e, kişilerin yaptığı şekliyle <laughs> e, e, aktarımı. Biz de bunu yapmış olduk. Az Eklemek olur. istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Yok vallahi çok güzel oldu, kapanış da harika oldu. <laughs> Gayet iyi. Evet o halde çok teşekkür ediyoruz herkese. Özellikle e, bu dört e, oturumdan oluşan infrastructure as code yapısı benim için de tabii e, çok keyifli oldu. Sürekli üzerinde uğraştığım uzun yıllardır yani çok uzun yıllardır e, birincil e, öncelikle uğraştığım bir konu olduğu için tabii keyifli e, ağız tadıyla paylaşmaya çalıştık. Katılan, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler. Görüşmek ederim. üzere. Herkese. İyi sağlıklı günler diliyorum ben de hoşçakalın.